Abi nereden geliyor bu ilgi? Bir de Ankara'nın ortasında üstümüze böyle bir kıyafet. Neler oluyor burada? Ne bileyim, akıllı adam işine benziyor mu soruyorsun? Şimdi ben herhalde İlker'le son bir senedir ya da 1,5 senedir onun çalışmalarına başladığı ilk süreden beri Facebook'tan tanışıyoruz. İnternetin en der faydalarından biri. Ben her zaman ilgilenmiştim dövüş sporlarıyla, kılıç sporlarıyla falan ama bu sistemler içerisinde Türkiye'de çalışan başka birisi yok. İlker'in web sitesine koyduğu çalışmalarını gördüğüm zaman da çok başarılı buldum. Bir kere çok doğru teknikleri çok doğru şekilde uyguluyor. Bunu da çok emek sarf etmiş. Dolayısıyla ben uzun süredir zaten tanışıp beraber çalışmak için fırsat kolluyordum. Ki hani bendeki altyapıyı çok hızlı bir şekilde daha geliştirip gerek spor amaçlı gerek filmlerde kullanmak için çok geliştirebileceğim bir platform. Kuzgun Akademi. Gördüğün gibi arkadaşlar hazırlıklılar. Bunlar Robocop takımlarından devşirilmiş gayet başarılı hızır. Gördüğün gibi bunlar tahmin edebileceğin gibi el emeği, göz nuru. İlker bu işi geliştirmek için çok çalışıyor. Ben de elimden geldiği kadar destek olmak istiyorum. Ve herhalde sonuç itibariyle benim ona verebileceğimden çok daha fazlasını ondan alacağımı da biliyorum zaman içerisinde. Peki bu ilgi profesyonel bir ilgi mi yoksa tamamen kişisel bir ilgi mi? Ya bu tabii ki yani tabii ki kişisel. İlk aşamada da öyle olmak zorunda. Bu tamamen insanın yapmak istedikleri, uygulamak istedikleri şeylerle alakalı. Bu hem bir hobi, hem bir spor, hem bir tutku. Kılıç sporları zaten hem refleksi geliştirmek için, zeka oyunları açısından satranç kadar aslında teferruatlı ve çeşitli. Tabii bunu fiziksel olarak uygulayıp bu refleksleri geliştirebilmek, bunları sergileyebilmek. Ve hani eski çağlarda insanlar nasıl savaşıyorlardı bunu görebilmek çok enteresan. Çünkü bugün modern çağda baktığınız zaman insanlar kendilerine verilen bir sürü pratik imkanla çok temel yetilerini, yeteneklerini ve reflekslerini ve duyularını kaybediyorlar. Bunu ancak belli sporlarla geri kazanabiliyorsun. Ya doğada vakit geçirerek kazanabiliyorsun. İşte bildiğiniz gibi ben atlarla uğraşmayı çok seviyorum. Aynı o şekilde hani insanın gerçekten fiziksel ve beyinsel yeteneklerinin çok daha fazla ortaya çıktığı, kendisiyle çok daha iyi tanıştığı bir platforma geçmiş oluyorsun. Onun için benim için büyük nimet burada olabilmek. Peki favori silah hangisi? Favori silahım? Ben kılıç çok seviyorum ama okumayayım. Ok, yay, at başlı başına favori silah. Yaşıyorum, mutluyum. Çok eğlendim. Peki zor mu bütün bu zırhlarla ve işte bu ağırlıktaki bir kılıçla çalışmak? Özellikle bu şekilde savaşmak aynı zamanda. Sevdiğin hiçbir şey zor değil. Peki şimdi hemen böyle dönelim. Bir taraftan yabancı dizilerle başladı bu. İşte bir yerli diziyle beraber devam ediyor. Özellikle ortaçağ silahları ya da o dönemin savaşma şekillerine bir ilgi arttı mı Türkiye'de? Bu işin Türkiye'de belki de tek eğitimini veren kişi olarak söylüyorum. Yani aslında tabii bu alan çalışmana ilgi var. Hem oyunlardan hem filmlerden, dizilerden yaklaşık 5 yıla aşkın bir süredir aslında ilgi var. Ama tabii bununla ilgili Türkiye'de bir kaynak yoktu. Biz onu 4 yıl önce oluşturduk Kuzun Akademi olarak. Bizim şu anda yavaş yavaş tanınmaya başladık. Ona göre tabii dönüşler oluyor. Nedir hani işin şöyle bir yanı var. Hani filmlerden öte eğlenerek spor yapma kısmı. Yani orası en çok insanları etkiliyor. Çünkü standart rutinleri yaparak bir spor yapmadan sıkılmış durumda insanlar. Burada bir filmin içerisinde gibi oluyorlar. Bir filmi canlandırmış oluyorlar. Ve o sırada da işte gördüğünüz gibi zaten bütün vücut hareket halinde.